Bir Gün TV'den herkese merhabalar. Bugün 19 Ocak'ta premieri yapılacak olan Hücreler oyununu yazan yöneten Engin Günaydın, aynı zamanda oynayan ve oynayan Cengiz Bozkurt'la bir aradayız. Bugün oyuna dair konuşacağız, böyle bir sohbet gerçekleştireceğiz. İlk başta şöyle başlamak istiyorum. Bu oyunu yazma ve sahneleme fikri nasıl ortaya çıktı? Aslında bu oyunu bir 20 yıl öncesinde bir hareketlendim. İlk yazdım, 2000'li yıllarda falan yazdım. Hatta dekorunu falan da yaptırdım, kostümleri dikildi falan. Ve sonrasında yazmaya devam ettim. Tekrar revizyonlar oldu ondan sonrasında ve artık bugüne kısmetmiş. Yani bir 6-7 belki 10 defa revizyon oldu. Hala devam ediyor revizyon. Hala da devam ediyor. Oyun çıkmasına bir hafta var, biz finali revize ediyoruz. Evet. biraz daha fantastik ve biraz çizgi film öğeleri de var oyunda. Gerçek hayatla da çok bağlantısı olmadığı için her alanda zorlanıyoruz. Kostümünden tutun, işte dekorundan tutun, oyunculuk biçimlerine kadar her alanda yeni bir dil bulmak zorunda kaldığımızdan tekrar tekrar revizyonlara giriyoruz. Yani şeyden bahsediyorsunuz ya, 20 yıl önce yazmıştım gibi, işte sürekli revizyonlar oldu. O zaman bu oyunun aslında 20 yıllık bir hazırlık süreci olduğunu bile söyleyebiliriz. Evet, evet, evet. Ya peki biraz da şunu dinlemek istiyorum ikinizden de. Yani nasıl bir hazırlık süreci oldu? İşte bayağı uzun bir zamandır provalar yapıyorsun. Bu süreçten biraz bahsedebilir misin? Ben biraz daha öncesinden bahsedeyim. Yani bir 3-4 senedir aslında dekor çalışmaları devam ediyordu. Hatta pandemi döneminde Zoom'larla haftada bir toplantılar yapılıyor ve dekoru netleştirmeye çalıştık. Son 1-2 senedir de kostümüyle ilgili çalışmaları devam etti. En sonda artık yani bu oyunu yapıyoruz değil mi? Yani vakti geldi mi falan diye. Geri dönüş yok artık. Sonrasında kas çalışmaları başladı. Sonrasında da son 2 aydır işte biz dahil olduk. Sahne üzerindeyiz, çalışıyoruz. İşte Engin'le her zaman zaten çalışmak istediğim bir arkadaşımız. Yani şey, daha önce birlikte bir iş yapma fırsatı bulamadık ama yıllar evvel bir oyun için yine böyle bir niyetlenmiştik fakat olmadı. Kısmet bugüneymiş diyelim. Yeniden geldiğinde işte ben de uzun zamandır sahneye çıkmıyorum. Yaklaşık 10 yıldır sahneye çıkmıyorum. En son ikinci katın Bulanık diye bir oyunda oynamıştım. Galiba 9 yıl 10 yıl oldu. Bir de bir oyun yönettim 3,5 yıl evvel. Closer diye 3,5-4 yıl evvel. Closer son tiyatro işim olmuştu yönetmen olarak. Oyuncu olarak neredeyse 10 yıldır sahneye çıkmıyorum. İşte dizi setleri, sinema setleri derken böyle bir ara vermiştik. Benim için de heyecan verici bir şey oldu Engin'in oyunuyla dönmek. Çünkü hakikaten şey, eğlenceli, içinde kendimi görebildiğim, konumlandırabildiğim ve yorumlayabildiğim bir karakterle geldiler. Onun için de mutluyum yani projenin içinde olmaktan. Zaten işte bir ana kadromuz var, bir ansamblımız var. Onları sen söz etmek istersin herhalde. Şey, bayağı müzikli, şarkılı, danslı ve şu, yani görsel tarafı da kuvvetli bir oyunla geliyoruz seyircinin karşısına. Oyuncularımız işte Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Şinasi Yurtsever, Gökçen Gökçebağ, Deniz Cengiz. Deniz Cengiz. Ve yine audition'dan gelen bir ansamblımız var, genç arkadaşlarımız var. Hepsi birbirinden yetenekli. Hem şarkı söyleyebilen, dans edebilen, oyunun her sahnesinde bize çok destek veren genç, dinamik bir oyuncu kadromuz var. Hepsi de konservatuvar. Evet, hepsi de birbirinden yetenekli. Hepsi de zaten audition'la seçilerek geldiler. Yani o anlamda kadromuz gerçekten güçlü de diyebiliriz. Müziklerini Tolga Çebi yaptı. Kostümlerini Gül Sayar yaptı. Ondan sonrasında Doğu Yaşar Akal'la birlikte yönetiyoruz. Daha çok o yönetiyor. Biz çaya çorbaya bakıyoruz.
Bisküviler falan. Bisküvi yiyoruz. Ondan sonra. Çok ceviz yiyor ve fındık ceviz yiyor. Yiyorum, fındık. Sağ olsun ne bulurlarsa, getirirlerse yiyoruz. Başka unuttuğumuz birileri. Utku bizim koreografımız. Evet. Ondan sonrasında. Danslarımız var. Danslarımızı yani. O yönetiyor. Böyle. Besteler var. Güzel, yani oyun için yapılmış parçalar Tolga Çebi, var. Evet. Yani makyajlarımızı Gila Ben Ezra yapıyor. Ondan sonrasında Paşa şeyde. Saçlarımızı yapıyor. Evet. Yani kuaförümüz. Saç dizaynı. BKM prodüktörümüz. TBW medya planlamamızı yapıyor. Yani Nisan Ceren Özerten de bizim üçüncü yapımcımız. Herkesi bir araya getiren, çimento vazifesi gören yürütücü yapımcımız diyelim yani. Danslar, müzikler nasıl bir şey görecek seyirci 19'unda? Çok ayaklı bir oyun. Hem bir video dünyası var, hem mapping denilen dijital bir dünyası var. Hem müzik dünyası var, hem de dans dünyası var. Yani ondan dolayı çok ayaklı. Ve provada da bizi zorlayan kısım da bu. Yani mapping mesela bizde o da bir iki senedir uğraştığımız ve üzerinde tasarımıyla uğraştığımız bir konuydu. Ondan sonrasında toplamda 16 kişiyiz biz sahne üzerinde. 8 tane ambiyans kadromuz var, 8 aktörümüz var. Çok çok kalabalık ve bir görsel şenliği olan büyük bir prodüksiyon aslında. Yani ondan dolayı çok böyle hani diken üstündeyiz bir yandan da. Çünkü aksayan bir taraf bütün oyunu etkiliyor. Yani hiçbir tarafını aksamaması lazım. Evet, teknik mevzularımız çok gerçekten. Evet. Yani. Ya, şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi şeyden bahsettiniz, işte insan vücuduyla gerçek hayat arasında bir bağ var aslında ve oradan bir bağ kuruyorsunuz. Yani bu oyunda aslında işte organizmaları duygular ve hisler kurtarıyor. İşte kendi yaşantılarımızda da yalnız olmamak, bir arada olmak, işte aşk duygusu, bunların bizim gerçek hayatımızda sizce nasıl bir yansıması var ve bu duygular mesela gerçek hayatta da bizi kurtarabilir mi sizce? Elbette ki. Yani biz şu anda oyunda biraz akıldan bahsediyoruz. Aklın yapmış olduğu hatalardan falan bahsediyoruz ve bunu tek kurtaran şeyin aşk ve duygular olduğunu, büyük bir zafer kazanmasından falan bahsediyoruz. Yani dünyada akıllı her zaman çok sevdiğimiz bir konu. Akıllı olmak için elimizden geleni de yapıyoruz ama dünya sistemiyle ilgili bana göre en zırvalayan, ondan sonrasında büyük hatalar yapan hep akıllar oluyor. Yani dünya sisteminde işte küresel ısınmadan tutun işte savaşlara kadar hepsini üst akılları aklın hatalarıyla ortaya çıkıyor. Yani aklı bir yandan çok seviyoruz, akıllı olmak için çaba gösteriyoruz ama dünya sisteminde de en şu anda dünyaya zarar verenin de akıl olduğunu görüyoruz. Yani bu konuda biz de hani aklın zavallılaşması, ondan sonrasında bilgiyi kesmesi ve tek bir akıl güçsüzleşmesi, aklın fakirleşmesinden falan bahsediyoruz. Yani bu tabii ki tek akıl günümüzde dünyada da artık tek akıla doğru bir yöneliş var. Yani demokrasinin bir kaybı, başka akılların önemsenmemesi, ondan sonrasında ve 3-5 tane aklın kafasına kaldı yani dünya. Yani bu tabii tehlikeli bir durum. Yani bireyselliğin zayıflaşması, işte bireysel düşüncelerin önemini yitirmesi, insan psikolojisinin artık öneminin kaybolması ve işte popüler kültürün işte sosyal medyadan da kaynaklanıyor. Popüler kültürle birlikte
gelen tek bir eğilim insanların zihinlerini zayıflaştırıyor. Psikolojilerini önemsiz hale getiriyor. Duygularını da önemsiz hale getiriyor. Tabii bu da dünyadaki insanlığın tek düzeye doğru gitmesi, renkliliğini kaybetmesi anlamına da geliyor. Bu tabii insanlıkta da ciddi bir demoralize bir durumu ortaya çıkartıyor. Yani o zaman benim bir önemim yok. Yani eğer hani başka şeyler önemliyse benim herhangi bir önemim kalmıyor diye. Tabii bu da bir mutsuzluk yaratıyor insanlar üzerinde. Yani belki ikili bir şey de denebilir sizin dediğiniz gibi. Bir yandan sosyal medyada sürekli pompalanan bir şey var. İşte kişisel olarak kendini geliştir, sen çok önemlisin, sen çok iyisin, en çok sensin gibi. Ama bir yandan bu insanların toplum içine karışınca çok mutsuz, umutsuz ve yalnız hissettiği bir durum var yani. Aslında orada bir şey pompalanırken insanların gerçekten iç dünyasında onu yaşayabildikleri bir şey yok. Yani bu oyunda da aslında buna karşı çıkıyor gibi. Yani tek ben değilim ama biz birlikteyken bir şeyiz. Birlikteyken bir şeyi temsil ediyoruz. Birlikteyken bir şeyleri değiştirebiliriz gibi. Orada işte bir araya gelip mücadele edebildikleri, işte oradaki tek akıla karşı çıkabildikleri bir durum var. Yani ne dersiniz buna bilmiyorum. Bu oyun bu aslında işte bir aradalığı daha çok vurgulayan, dayanışmayı daha çok vurgulayan bir şeye mi tekabül ediyor? Aynen. Yani insan tek başına aslına bakarsanız önemli fakat beraber olduğunda çok daha önemli. Yani tek başına bir şey yapmak güçsüz bir konu ama kalabalık bir şekilde bir şey yapmak tabii ki çok etkili bir konu. Bizde de yani oyunda beraber bir şey yapmanın bir şey zaferini de anlatıyoruz. Yani bu gerçekten tabii ki çok önemli. Sosyal medyadaki o parfümü kullanırsan önemlisin ya da o ruju kullanırsan ya da o fondöteni. Yani orada daha biraz daha tabii pazarlama var. Yani evet, toplum içinde aslında değer göremeyince, o toplumsal çürümenin bir şekilde içinde kalınca belki de herkes kendine bir çıkış yolu arıyor. İşte o parfümü kullanmak istiyor. İşte başka bir şeyi almak istiyor. Bu şekilde kendimizi var etmeye çalışıyoruz. Bu da aslında bir toplumsal çürümenin özellikle Türkiye açısından belki de bir göstergesi denebilir. Evet. Bütün dünyada da böyle. Evet ama sosyal medyanın tabii ki hayatımıza etkisini 20 yıl önceyle 20 yıl sonra arasında çok büyük bir fark var. Yani 20 yıl içinde gerçekten çok daha fazla dejenere dijital çöplük denebilecek bir ortamın içinde bulduk kendimizi. Evet. Yani o anlamda durum bütün bu genel konuşmalar itibariyle daha da kötüye gidiyor diyebiliriz yani bireyler için ve toplumsal mücadele için. Bireylerin oluşturduğu o toplumsal bir arada oluşu herhalde iyice önemsiz hale getirdi. Çünkü herkes sosyal medyadan bir yırtar bir çıkar arama peşinde. Gençlerin tek emeli ben nasıl influencer, ben nasıl YouTuber olurum ve oradan bir çıkış yolu bulurum gibi. Böyle herkesin kendi başına bir mücadelesi var yani. Doğru. Aslında biz burada oyunda hücrelerin, senin de biraz önce söylediğin gibi hücrelerin dayanışmasıyla ve hücrelerin aslında akla karşı kalp ve duyguların bulunduğu yerde kalarak verdiği mücadelenin hücreleri mutluluğa götürdüğünü ve çok daha iyi bir yere doğru götürdüğünü anlatıyoruz değil mi? Evet, öyle bir evet. Finalimiz de var. Yani aslında biz akla karşı duyguları, kalbi, hissiyatı öne çıkaran bir yerde duruyoruz yani. Aynen, aynen. Mesleğimizin bir parçası. Yani sinema ya da işte tiyatro ya da sanat her zaman psikolojiyi ve duyguları önemli bulur. Yani pek biz akıl sevmeyiz. Yani düşünce... Akıl düşmanı gibi gözüktük ya. Şimdi değil mi böyle? Bayağı akla karşı çıkan falan böyle. Boş verin aklı falan diye her şey. Ya önemli bir konu ama yani bir başkasının aklını önemli bulduğu sürece kendi aklının önemi var bence. Hmm. Yani herkesin kendisini haklı bulduğu bir ülkede ya da dünya sisteminde yaşadığımız için ya bende de biraz akıl var yani biraz da bizi dinleyin şeyi aslında düşüncesi bu. Yani yoksa aklı evet seviyoruz ama aklın zavallılaşması ve fakirleşmesinden hoşlanmıyoruz.
Yani belki de duygular ve hisler daha iyi ve iyi olanı seçmek gibi de düşünülebilir. Vallahi mesleğimizi yaparken de aynı yerden hareketle yaklaşıyoruz. Bana hep şey hangi metodu uyguluyorsun abi falan diye gençler soruyorlar. Diyorum hani metotlar bir unutun. Yani şu ellerinizdeki kitapları bir bırakın, ne hissettiğinize bakın. Yani biz sezgisel işler yapıyoruz. O sezgisel işlerde de bizim içgüdülerimizin çok belirleyici olduğu bir meslek icra ediyoruz. Onun için hani hissiyatınıza bakın. Hissiyatınız sizi doğru yere götürecektir diyorum çoğu zaman. Yani oyunculuğa bakış açımız da benzer bir yerde duruyor yani. Evet. Ya bir de şeyi sorayım. Bir Nejat karakteri var burada. Bu karakter sanki böyle kendi içinde de çatışmaları olan bir karakter. Ya o karakterden biraz bahsedebilirseniz. Nejat bizim organizmamız. Yani organizmanın içindeki hücreleriz biz de. Nejat'ın yaşadıklarının etkilerini biz sahne üzerinde görüyoruz. Yani Nejat hayatıyla ilgili gerçekten durduğu bir yerde, yani bir duvara çarptığı bir dönemde başlıyor oyun. Bu tabii organizmayı ciddi şekilde rahatsız ediyor. Şimdi spoiler vermemek için hani söylemek istemiyorum ama hayatıyla ilgili en önemli yerde, yani bir batış noktasında başlıyor oyun ve onun burada ne yaşayacağı bizim için çok önemli. Yani iyi bir sonuca doğru mu gidecek yoksa kötü bir sonuca doğru mu gidecek? Yani Nejat gittikçe, hani diyoruz ki herhalde bu son nokta gittikçe kötüye doğru gidiyor. Kötüye doğru gittikçe de organizma işlemez hale geliyor. Hastalıklar geliyor artık. Virüsler sistemin içerisine sızmaya başlıyor. Ondan sonrasında organizma kendisini toparlamaya başladığında tekrar organizma da kendini toparlamaya başlıyor. Bir mutlulukta da bitiyor. Kısa serüveni bu. Tabii ki Nejat'ın yaşadıkları sosyal hayatta insanların yaşadığı, kimi zaman yaşadığı büyük sorunlar. Ve bu büyük bir sorun gibi görünse de aslında bir değişimle ilgili bir fırsat da yaratıyor. Yani Nejat da bu büyük sorundan, öldüm bittim psikolojisinden tekrar kendisini toparlayarak yeni bir hayata doğru gitmesi onun için tabii ki daha iyi bir sonuç yaratıyor. Yani belki bu da gerçek hayatla bağdaştırılabilir bir şey aslında. İşte hem Türkiye açısından hem dünya açısından işte kötü bir dönemden geçildiği söylenebilir. Ama burada aslında dibe çöktükçe bir şekilde yine bir arada hareket edilebilerek yenilenebilen, değişebilen bir şeyin umudunu da veriyor gibi. Aynen. Yani umutlu çıkacağız diyebiliriz herhalde. Evet, evet. Şey yok öyle hani dibe vurduk, öldük, bittik, akıl da bitti falan değil yani. Bir çıkış yolu var. Aynen. Ve o aşkla, duyguyla çıkış yolu. Yani hayata her zaman öyledir. Yani büyük bir sorunla karşılaştığınızda aslında o sorun sizin hayatınızın bir kuralı haline gelmiyor. Artık yeni bir dünya sizi bekliyor demektir. Ben bir problemle karşılaştığımda her zaman derim ki yeni ne var? Yani bu bizim oyunumuzda seyirciyi motive eden, mutlu eden tarafımız da bu. Yani oyun sonunda herkes kendi gücünün, kendi mekanizmasının büyüklüğünü fark eden, ondan sonrasında aslında benim yapacaklarım bu kadar mı? Daha fazlasını hak ediyorum hayat olarak diye uğurlayacağımız bir psikolojiyle bitiriyoruz oyunumuzu. Yani bir de şuna dair bir şey de sorayım. İşte bir süredir tiyatro sahnesinde aslında göremiyorduk sizi ama şimdi bu oyun çıkacak. Hepimiz de heyecanlıyız bunun için. Aynı zamanda işte ulusal kanallarda, dijital platformlarda önünüzde projeler var mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuya dair? Yani ben tiyatro yapmak istiyorum bir süre. Çünkü seyirciye ihtiyacım var.
biraz hani komediyi de sevdiğim için seyirciyle beraber kurduğumuz o komedi timingiyle ilgili biraz da problemlerim vardı. Onları da tekrar tamir edeceğimi düşünüyorum seyirciyle birlikte. Biraz bu enerjiye ihtiyacım var. Bir süre buralarda devam etmek istiyorum. Aslında terapi oluyor bizim için de yani. Evet. Hem büyük bir aşkımız sahne üzerine çıkmak hem de bizim için de önemli bir terapi aracı oluyor galiba, değil mi? Setlerden uzaklaşarak yani. Tabii. Sahne üstünden başka bir enerji geliyor. Seyirciyle aramızda kurduğumuz ilişki çok bizi başka yere taşıyor. Yani aldığımız adrenalin, mutluluk bambaşka oyun sonrasında yani. Aynen. Bittiğinde, değil mi? Doğru, doğru. Yani de biraz daha televizyonda ya da işte sinemada insan biraz kuruduğunu hissediyor. Yani suyunun çekildiğini hissediyor. Şeyde, tiyatroda tekrar canlanıyorsunuz. Güzel bir serum almak gibi. Can suyu gibi hakikaten. Karşılıklı bir bağ kuruluyor aslında, bu izleyici için de böyle. O kadar yakından görmek ve o kadar doğrudan şahit olmak seyirciye de böyle daha iyi hissettiren, daha fazla aslında oyuncuyla da bağ kurmasına sebep olan bir şey oluyor. Sizin için de öyle sanırım. Doğru. Onun kanlı canlı orada olması daha iyi hissettiren bir şey gibi. Doğru. Kesinlikle. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Biz teşekkür ederiz. Başka son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa. 19-20-21 de Ocak'ta. Ocak'ta 3 tane oyun oynayacağız arka arkaya. 28-29'da devam edecek. Ankara turnemiz Mart'ta olacak. Yani biz artık sahnelerdeyiz. Seyircilerimizi bekliyoruz. Evet, bir bayağı büyük bir dekorumuz var aslında. Turne yapmak biraz onun için zor olabilir ama büyük sahnelerde, büyük şehirlerde galiba seyirciyle buluşacağız. Onlara da buradan bunu söyleyebiliriz. Evet. Yani her yere götürmek maalesef mümkün olmuyor galiba, değil mi? Dekorumuzu. Evet, evet. Her türlü sahneye de uygun da değil dekorumuz. Biraz yani biz en iyisini olmasını istedik. Biraz hani bilet fiyatlarından da yakınıyor seyirci ama gerçekten 16 kişi sahnedeyiz ve sahne arkasıyla birlikte 50'yi buluyoruz. Ve çok iyi bir sistem kurduk. Yani mapping cihazının çok ucuzları da var. Orta derecede olanları da var. Şu anda biz hani Türkiye'deki en iyi mapping cihazını kullanıyoruz. Bu bile bir başka bir maliyet oluyor. Yani oyun çok maliyetli bir oyun. İyi bir sistem kurmak istedik. Bunun da bir bedeli oldu. Onun için seyircilerimizden bir yansıması oldu, kusura bakmayın diye. Kusura bakmasın. Evet, gerçekten biliyoruz şey, biraz yüksek bilet fiyatlarından şikayet alıyoruz ama onun üstesinden herhalde bir şekilde geliriz yine şey. Yani öğrenciler için. Sanatçı öğretmek, tiyatro öğretmek maliyetli bir şey yani. Destekler konusunda da eksiklikler yaşanıyor muhtemelen. Ama sizi sahnede izleyecek olmak bütün seyirci için heyecan verici. Herkesin de heyecanla beklediğini tahmin ediyorum. Evet, yani son dönemde de şeyi konuşmak gerekirse hani böyle tiyatromuz gerçekten hani sessizlik döneminden, dibe vuruş döneminden bir anda silkinip işte kendine gelmesi, yeni sahnelerin açılması, büyük salonların aslında tiyatro oyunlarına hizmet vermesi, işte Zorlu'nun olsun, burası Unique Hall'un olsun, yani tüm bu büyük salonlar aslında bizde biraz tiyatronun da sektörel bir yere doğru geldiğinin de göstergesi aslında. Tabii ki alternatif tiyatrolar olacak. Tabii ki küçük katlar içinde çalışan 100 kişiye, 200 kişiye, 300 kişiye hizmet veren tiyatrolar olacak. Londra'da bizim de bir tiyatromuz var. Biz de fringe, yani saçak tiyatrosu diye geçiyoruz. Yani merkezdeki ana akım tiyatrolardan, müzikallerden, büyük prodüksiyonlardan uzakta saçak tiyatrosu diye geçiyor orada da. Bizim Arcola Tiyatrosu Londra'daki. Burada da bunun karşılığı olacak ama burada büyük prodüksiyon karşılığı yoktu. Şimdi o yani Londra'daki West End'deki büyük prodüksiyonların karşılığı bizde de işte olmaya başladı. Bu da seyirci de buna karşılık veriyor. Ne kadar güzel bir şey yani, inşallah böyle önümüzdeki yıllarda da devam ederiz, değil mi? Aynen, büyük prodüksiyonlarla. Aynen. Senin başka bir
büyük prodüksiyonun var mı bir önümüzdeki 20 yılda? Sanıyorum hayatıma yetişmeyecek. Şimdi başlasam herhalde yapamayacağım. 75-80 yaşında falan diyor. Onu da izlemek isteriz ama yine. Uzun sürüyor benim işler yani biraz. O yüzden de aslında daha merak uyandıran bir oyun ya. 20 yıllık bir süreç yani yazılması, başlanması. Biz de parçası olmaktan mutluyuz gerçekten. Yani böyle bir serüvenin parçası olmaktan. Yani tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok iyi oldu. Oyunun 19'undaki premierinde heyecanla bekliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.